Bugün dolarda 7.45 eşiği de aşıldı. 7.46'nın üzerine bir ara çıktı. 7.46'yı zorlamaya devam ediyor bu saat itibarıyla. Ve görünen o ki önce 7.60 daha sonrasında 7.80'e doğru giden bir dolar kuru göreceğiz. Buna bağlı olarak Euro'da, Sterlin'de ve diğer para birimlerinde de yükselişler dikkat çekici olacak. Aynı zamanda tabii ki altının gramı da ons geriye gelmesine rağmen yükseliş eğilimini devam ettirecek. Tabii burada kritik meselelerden birisi altının onsunun hangi seviyede kalıyor olduğu. 1930 doların üzerinde kalmaya devam eden, buradaki kapanışlarını gerçekleştiren altının onsu yakın zaman içerisinde özellikle dünyadaki kritik gelişmelerin artmasıyla beraber 2100 dolara doğru emin adımlarla ilerleyecek ve bu da gram altının çok daha sert bir şekilde hareket etmesini beraberinde getirecek. Gram altınla birlikte tabii ki gümüşün gramı da yükselecek. Altının onsuyla birlikte gümüş ve bakır gibi diğer emtialarda yükselecek. Tabii burada hisse senedi piyasalarında ne olacak soru işareti de önemli. Amerika'da biliyorsunuz teknoloji hisseleri başta olmak üzere çok ciddi bir yükseliş eğilimi vardı ama birkaç gündür önemli satış baskısı karşımıza çıkıyor. %5, %6 civarında sert düşüşler görüyoruz. Teknoloji hisselerindeki düşüş Amerika'daki diğer endekslerin de düşüşünü beraberinde getiriyor. Ne oldu? Teknoloji hisselerinden kim neden çıkıyor ve o çıkan para bundan sonraki süreçte nereye yönlenecek? Dolar endeksi yükseliş eğilimini devam ettirecek mi? Önümüzdeki günlerde tekrar 100 puanın üzerine çıkabilir mi? Dünyada yaşanan bu gelişmelere bir de Türkiye'deki makroekonomik veriler eklendiğinde hem altının hem de doların fiyatı nereye doğru gidecek? Kademeli mi yükselecek? Devalüasyonist bir etki mi göreceğiz? Bütün bu soruların cevabını her zaman olduğu gibi bu videoda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. 7.80'e gidip orada duran bir dolar kurumu göreceğiz. Yoksa çok daha sert yükselişler mi olacak? Bunların hepsini detaylandırmaya çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün 7.45-7.46 seviyelerinde bir dolar kuru görüyoruz. Öbür taraftan 1930 seviyesinde bir altın ons değeri görüyoruz. 460'ın üzerinde gram altın hala seyrini sürdürüyor. Brent petrol 41 dolara kadar gevşemiş durumda. Euro dolar paritesi 1.18'in üzerinde ama eğilimi aşağıya doğru görülüyor. 1.17'yi zorlamaya başlayacak gibi 1.17'yi aşağıya kırdığında da düşüş eğilimi daha da hızlanacak. Euro doların yükselişine bağlı olarak 8.80'in üzerinde tutunmaya devam ediyor. Euro dolar paritesi gevşiyor olmasına rağmen BIST 100 endeksi yine 110.000'i zorluyor havası yaratıyor. Ama bana göre 110.000 artık kırılabilecek bir seviye olmaktan çıktı. 110.000'in üzerine çıksa bile burayı kıramayacak ve tekrar geriye gelecek. Sonrasındaki hedefleri 105.000 ve 100.000 olarak karşımıza çıkacak. Dünya borsalarındaki özellikle Amerika borsalarındaki satışında etkisi çok ciddi olacak. Yabancıların kaçışı da etkili olacak ve borsadaki satış baskısının artması 100.000'den sonra çok daha dramatik hale gelecek. Amerika'daki satışların sebebi ne? Neden hisse senedi piyasasında satış baskısı oluşmaya başladı? Neden teknoloji hisselerinden çıkış başladı? Biraz bunu değerlendirelim. Hedge fonlar biliyorsunuz borsalar üzerinde çok etkili fonlar bunlar. Çok büyük paralarla işlemler gerçekleştiriyorlar. Emeklilik fonları ve hedge fonlar her ikisi de piyasaları domine eden fonlar olarak karşımıza çıkıyor. Uzun zamandır hedge fonlar teknoloji hisselerine yatırım yapıyorlardı. Beklentiler olumluydu. Nitekim sahiden de pandemi döneminde pek çok teknoloji hissesi ciddi anlamda yükseliş kaydetti. Bunların içerisinde Tesla'da vardı, Amazon'da vardı, Facebook'ta vardı, Apple'da vardı. Hedge fonlar öyle bir noktaya getirdiler ki hisse senedi piyasasındaki bu hisseleri artık burada bir balon oluştu. Hedge fonlarının büyük bir kısmı da hedeflerine ulaşmış durumda sevgili dostlarım. Doğal olarak artık kar realizasyonu yapmaya başladılar ve hisse senedi piyasalarından çıkış yapmaya başladılar. Bunun da en temel nedenlerinden birisi hem dünyadaki pandemi riskinin artması, hem jeopolitik risklerin artması, hem de önümüzdeki süreçte ekonomik bozulmanın çok daha sert bir şekilde devam edecek olması. Tablo böyle olunca hedge fonlar kârdayken hisse senedi piyasasından çıkıyorlar. Bu büyük fonları yavaş yavaş başka alanlara yönlendirmeye başlayacaklar. Peki hangi alana yönlendirecekler? Her zaman güvenli liman olarak görülen riskli dönemlerde
dönemlerde popülaritesi daha da artan altına yönelecekler. Neden bu öngörüde bulunuyorum arkadaşlar? Pandemi riski, ekonomik kriz riskleri, dünya risklerinin artması nedeniyle ya dolar endeksine, ya Amerikan tahvillerine, ya da altına yönelecek. Bana göre büyük bir kısmı altına yönelecek ve altındaki agresif hareketler önümüzdeki günlerde başlayacak. Yani o 2100'e gitme süreci hedge fonlarının da desteğiyle ve etkisiyle çok daha hızlı olacak. Neden dolara da talep gösterecekler diyorum. Avrupa ülkeleri ciddi bir sıkıntı içerisinde. Bakın İngiltere tası tarağı toplamış, öyle ya da böyle anlaşmalı ya da anlaşmasız olarak Avrupa'dan çıkmaya çalışıyor. Çünkü Avrupa Birliği'nin hem siyasi hem ekonomik olarak çıkmaza doğru sürüklendiğini İngiltere görüyor ve bu bunalımın içerisinde yer almak istemiyor. Avrupa'nın güneyi ile kuzeyi arasında uçurum her geçen gün biraz daha açılıyor. Avrupa Birliği hem siyaseten hem de ekonomik olarak bir darboğaza sürükleniyor. Bu da Euro'nun önümüzdeki dönemde çok ciddi manada değer kaybedebileceği kuşkularını yaratıyor. Euro'nun değer kaybetmesi, yani paritenin hızlı bir şekilde aşağıya gitmesi demek dolara olan talebin her geçen biraz daha artması anlamına geliyor. Dolar endeksinin de ciddi bir şekilde yukarıya sıçraması anlamına geliyor. Öbür taraftan dikkatinizi çekerim, petrol fiyatları da hızlı bir şekilde düşmeye başladı. 45-46 dolarları zorlayan Brent petrol bugün 41 dolar seviyesine kadar gelmiş durumda. Petroldeki düşüşün temelinde şu anda Aramco'nun fiyatları düşürmesi ya da Suudilerin fiyatları düşürülmesi gösteriliyor ama hatırlatırım, pandemi döneminde de yine Suudiler petrol fiyatlarını düşürmeye başlamıştı. Bunun arkasından domino etkisiyle çok ciddi oranda satışlar gelmişti ve 20 doların altına sarkmıştı Brent petrol. Bunun temelinde Aramco ya da Suudilerin petrol fiyatlarını aşağıya çekmesi yok aslında. Dünyadaki ekonomik daralmanın artık kontrolsüzce olacağı korkusu, endişesi var. Petrole olan talebin iyiden iyiye azalması meselesi var. Ülkeler arası gerilimin artması meselesi var. Çin, Rusya, Türkiye, İran paktıyla Batı paktının arasının açılması meselesi var ve dünyanın neredeyse bir 3. Dünya Savaşı'na doğru sürükleniyor olması meselesi var ve bütün bunlar toplamda üretimi her geçen gün biraz daha daraltacak, ekonomiyi çok ciddi bir ekonomik krize doğru, ekonomik bunalıma doğru sürükleyecek. Dünya ekonomisi için konuşuyorum. Para sahipleri güvenli limanlar arayacaklar. Para akışı büyük ihtimalle ana vatanına doğru yürüyüşünü devam ettirecek. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki para çıkışı da hızlanacak. Güvenli liman arayan paranın Amerika'ya kaçışı ve altına kaçışını beraberinde getirecek. Teşviklerden gelen paraların büyük bir kısmının da altına ve dolara yönelimi hızlanacak. Bu da en çok bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri vuracak. Dolar ihtiyacımızı karşılayamaz hale geleceğiz. Öbür taraftan Amerika'da seçimler var biliyorsunuz. 3 Kasım'a kadar ortam her an biraz daha kızışıyor. Trump oylarını artırabilmek için şu anda Biden'a şahsi üzerinden yükleniyor genel itibarıyla. Onu sosyalistlikle suçluyor. Kötü bir şey midir değil midir ayrı bir tartışma konusu. Ama Amerika'da ne kadar sosyalist olunabilir o da apayrı bir tartışma konusu. Şahsi meselelerle oy oranlarını arttırmaya çalışıyor Trump. Bunda da bir miktar başarılı olmuş gibi görünüyor. 12'ye kadar çıkmış olan fark şu anda yavaş yavaş Trump'ın lehine doğru daralıyor. Yani 3 Kasım seçimleri çok zorlaşıyor. Bu da her iki tarafın söylemlerinin daha da agresifleşmesi anlamına geliyor. Aynı zamanda Trump'ın uluslararası arenada da tansiyonu yükseltmesi anlamına geliyor. Tansiyon yükseldikçe, yani Amerika Çin, Amerika Rusya, Amerika Avrupa Birliği, Amerika Türkiye gerilimleri artmaya devam ettiği sürece doların yükselişi devam edecektir. Dolara olan talep artacaktır. Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri değer kaybedecektir ve bu Trump tarafından siyasi bir malzeme olarak kullanılacaktır arkadaşlar. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye'de durum ne? Bütçe açığı inanılmaz derecede hızlı büyüyor arkadaşlar. Bunun iki temel nedeni var. Bunlardan birincisi devletin vergi toplayamıyor olması. Devlet vergi toplayamadığı için daha da panikliyor. Paniklediği için daha da çok vergileri arttırıyor. Vergileri arttırdığı zaman da daha çok kayıt dışı ve kaçağa teşvik etmiş oluyor. Bu sazan sarmalı bu kez devletin vergi toplayamaz hale gelmesini beraberinde getiriyor. Bu bütçe açığı kaynaklı vergiler ve zamlar sadece şirketlerin
şirketleri darboğaza sokmuyor, şahısları da darboğaza sokuyor. Şahıslar harcama kabiliyetlerini kaybediyorlar, daha az harcayabiliyorlar. Daha az harcadıkları için de firmalar daha az satış yapabiliyorlar. Vergilerini de ödemekte zorlanıyorlar. İşçilerini elde tutmakta da zorlanıyorlar. Yeni pazar yaratmakta da zaten zorlanıyorlar. Çünkü dünya da küçülüyor ve kapanıyor. Önümüzdeki dönemde bu bütçe açığı sonrası atılan adımlar nedeniyle hem kişilerin hem de firmaların çok daha sıkıntılı bir döneme doğru sürükleneceğini göreceğiz. Kişiler ve firmalar sıkıntıya girdikleri an itibarıyla borçlarını ödeyememeye başlayacaklar. Özellikle bankalara olan borçlarını ödeyemeyecekler. Bu da finansal istikrarsızlığı ve kredi batıklarını beraberinde getirecek arkadaşlar. Kredi batıkları belli bir seviyenin üzerine çıktığı an itibarıyla finansal kriz daha da büyüyecek, piyasa daha da daralacak. Öbür taraftan faizleri yukarı çekmek zorunda kalıyor Merkez Bankası enflasyon yükseldiği için. Evet, bugün politika faizini sabit tutuyor ama fonlama faizini, repo faizini, bankalardaki faizleri yukarıya çekiyor. Piyasada oluşan bu yüksek faiz ortamı da piyasayı biraz daha sıkıştırmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi finansal bir krize doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz. Tabii finansal krizi tetikleyen sadece bu bütçe açığı ve yüksek vergiler değil, aynı zamanda dolara olan ihtiyacın da her geçen gün artıyor olması arkadaşlar. Dış borcumuzun geri ödemesi geliyor. Geri ödemeyi yapamayacağımız ortada. Yapılacak tek şey borçları tekrar çevirmek ama Türkiye'ye kimse borç vermek istemiyor. Ya da Türk firmalarına kimse borç vermek istemiyor. Bunun temelinde tabii ki makroekonomik verilerimizin sıkıntılı olması, işsizliğimizin, enflasyonumuzun patlamış olması, Merkez Bankası rezervlerimizin dip yapmış olması var ama aynı zamanda siyasi nedenler de var. Uluslararası arenada hemen hemen dünyadaki tüm ülkelerle papaz haline gelmiş olan Türkiye'ye finans sahibi olan Avrupa ve Amerika borç vermek istemiyor. Borç vermek dışında swap hamlelerine de katılmıyor. Türkiye hem şirket bazında hem özel sektör bazında hem de kamu bazında borç bulmakta zorlanıyor. Bu da döviz ve dolar ihtiyacını her geçen gün biraz daha arttırıyor. Dövizi ve doları turizm gelirleriyle ihracatla kompanse etmeye çalışıyorsunuz. O da mümkün değil. İhracat yapamıyorsunuz, dünya daralıyor. Turist getiremiyorsunuz, pandemi etkisi var. Ve bütün bunlar da Türkiye'nin elini biraz daha dara sokuyor. Bir başka önemli gelişme ise tabii ki Türkiye'nin hala ithal merkezli olması. Tüketim malından enerjiye, ham maddeye kadar neredeyse her şeyini ithal ediyor olması. İthal eden bir ülke olduğunuz zaman da mecburen dövize ihtiyacınız var ve ithal ettiğiniz ürünlerin parasını ödemeniz gerekiyor. Bunu ödeyebilme kabiliyetiniz var mı? O da apayrı bir tartışma konusu. Olmadığı ortada. Cari açıktan kaynaklı borcunuz her geçen gün artıyor. Yani ithalatla ihracat arasındaki makas açılıyor. İhracat ithalatı karşılayamıyor. İthal ettiğiniz ürünlerin de parasını bulamamaya başlıyorsunuz. Bu da yine dövizi bir patlama noktasına doğru sürüklüyor. Bunları uzun uzun detaylı bir şekilde özellikle anlattım sizlere. Çünkü bugün 7.45'e 7.46'ya gelmiş bir dolar kurunun tepe noktalarda olduğunu söyleyen bir kesim var. Doların daha fazla yükselmeyeceğini, hele ki devalüasyonist bir etkinin hayatta olmayacağını söyleyenler falan var. Bu koşullar içerisinde bırakın doların düşmesi ya da bu seviyelerde kalması, kademeli yükselmesi bile mümkün değil gibi görünüyor. Doları aniden 14-15 lira seviyelerinde göreceğiz gibi. Hatta sadece Türkiye değil, pek çok gelişmekte olan ülkede devalüasyonist baskılar, hareketler oluşmaya başlayacak. Velhasıl arkadaşlar, günü kurtaran tedbirlerle işin gelebileceği son nokta bu. En fazla 7.80'e kadar dayanacaktır dolar kuru kademeli yükseliş içerisinde. Bu gerilim ortamı, bu sıkıntılar büyüdükçe 7.80 sonrasında artık devalüasyonist bir hareketle yukarıya doğru seyredecektir dolar kuru. Dolar 14-15 liraya gittiğinde 800 lirayla 1000 lira arasında gram altın fiyatı görürüz arkadaşlar. Altının onsu bu seviyelerde kalırsa. Altının onsu yükselirse, yani 2100 dolara gidersek, ki dünyadaki gelişmeler, hedge fonlarının tavırları altının onsunun önümüzdeki süreçte çok hızlı yükseleceğini gösteriyor. Altının onsu 2300 ve 2500 dolar seviyelerine doğru hareket ederse işte o zaman 1000 liranın üzerindeki gram altın 1200 lira yolculuğunu başlatır. Buna bağlı olarak gümüş fiyatları yükselecektir. 13-14 lira civarında bir gümüş fiyatı görürüz. Sterlinin 20 liranın üzerine gittiğini görürüz. Euro'nun 20 liranın hemen sınırında olduğunu görürüz. Artık
bu işin sonuna gelindi. Hem dünyadaki gelişmeler hem Türkiye'deki gelişmeler bize dolar kurunda, döviz cephesinde çok ciddi devalüasyonist hareketler olabileceğini gösteriyor. Buna göre hazırlıklı olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşayım. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve tabii ki beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.